Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTT Geometri Soru Bankası kitabında çember analitiği konusundaki çember doğru durumları testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda x kare artı y kare eşittir 4 ve şu doğru verilmiş. Bu çemberin doğruya en yakın noktası A olduğuna göre A noktasının bu doğru olan uzaklığı nedir diye soruluyor. Basit bir şekilde çizeceğiz. Merkezi kaça kaç? 0'a 0 yarı çapı 2 olan bir çember çizelim. Evet şöyle çizdim. Merkezi 0'a 0 ve yarı çapı 2 olan çember çizdim ve bir doğru çizdim. 3x artı 4y artı 15 eşit 0. Doğru ile çemberin kesmediği belli. Çünkü en yakın iki noktası isteniliyor. Ne yapacağız? Merkezden şuraya bir dik çizdiğim zaman en yakın olduğu nokta işte burasıdır. Bunun buraya olan uzaklığı isteniyor. Yarıçap kaçtı? 2 idi. A şurası h. Noktanın doğru olan uzaklığı değil mi? Evet noktayı doğru yerine koy. H ne eşit oluyor? 0 artı 0 artı 15 mutlak değerce bölüyor. Kare küçüğünde a kare artı b kare yani 3 4 5. 15 bölü 5'ten burası 3 çıkar. H'ı 3 bulduk. H 3 ise bize de buradaki uzunluk soruluyordu. Cevap da kaç yapar o zaman? 1 yapar. Örnek 1'i biri, biri bulduk. Örnek ki Bu çember bu doğruya teğetmiş. Hemen şöyle bir şekli çizelim. Merkezi kaça kaç? 1'e 3. Ve bu doğru da şöyle. Teğet doğrusuymuş. Bu da 4x artı 3y artı 7 eşit 0 doğrusu. Şimdi ne diyor bize? R kaçtır diye soruluyor. A teğetse merkez teğet çektik. A burada ne oldu? Noktanın doğru yol uzaklığı yarı çap oldu. Noktayı doğru yerine koy. R ne eşittir? Kare e, mutlak değer içerisinde 4 çarpı 1 4 artı 3 çarpı 3 9. Yani x yerine 1 y yerine 3 yazdım. Bir de artı 7'si var bölü mutlak değerce. Kare küçüğünde akar artı b kare ya da kısaca 3 4 5. 16 20 20, 20 bölü 5'ten R'yi kaç buluruz? 4 buluruz. Evet örnek 2'de 4 çıkar böylelikle. Geldik örnek 3'e. Şimdi Çember ile doğru iki noktada kesişiyormuş. O zaman çember ile doğruyu iki noktada kesitirelim. Bak şöyle A ve B noktalarında. A, B uzunluğu nedir diye soruluyor bize. E şuraya bir merkez diyelim. Merkezimiz kaç? Eksi 2'ye 1 diye mi? Evet. Eksi 2'ye 1 noktası. Yarı çapta 5 olarak verilmiş. Tamam. Bu doğrunda da 5x artı 12y artı 11 eşit 0 doğrusu. Ne yapacağız burada? Hocam merkez kiriş çektik yaparsam iki eş parçaya böler. Aa noktanın doğru olan uzaklığı belli. Yani buluruz. Yani şuraya haş diyelim. Haş neye eşittir? Noktayı da orada yerine yaz. Eksi 10 yani x yerine eksi 2 y yerine 1 yaz. Artı 12 artı 11 mutlak değerce bölü kare küçüğünde a kare artı b kare. Yani 5 12 13. buradan ne geldi? Yukarısı 13 geldi. 13 üç bölü 3'ten burası 1 yaptı. E taşı 1 bulduk. Ve bizden ne isteniyor? Şu uzunluk isteniyor. En güzel çizim yarıçap. Yarıçap 5 değil miydi? Evet. 25'ten 1 çıkacak. 24. 24 dediğimiz kök 24. 2 kök altıdır burası. Hocam burası da 2 kök 6. Buradaki uzunluk 4 kök altı mı çıkar? Evet. AB uzunluğu böylelikle 4 kök 6 çıktı. Örnek 3'te. Örnek 4'e geldik. Çemberiyle doğru verilmiş. A ve B noktasında kesmektedir. Tamam. Merkezi 0'a 0 sıfır ve A ve B noktalarının koordinatlarını bulunuz. Bak bu sefer koordinatları buluruz diyor. Ya acaba analitik düzlem çizsem mi çizmesem mi diye tereddütteyim aslında şöyle bakacak olursak arkadaşım. Ee, burada A, A ve B noktaları isteniyor bizden. Tamam A ve B noktası isteniyorsa hiç şey yapmaya da gerek yok. Ya biz burada çember ile doğrunun kesim noktasını bulacağız. Ortak çözümle bulmaz mıyız bunu? Buluruz. Y yerine x artı 1 yaz sadece. x kare artı x artı 1'in karesi eşittir 1 yapacak. Yani x kare artı x kare artı 2 x artı 1 eşittir 1'den. Şunlar gitti. Buradan 2 x kare artı 2 x eşit 0 yapar. 2 x parantezini alınca x artı 2 2 x artı 1 eşit 0 yapar. Ya buradan x eşit 0'dır ya da buradan x eşittir 1 değil midir? Evet şurası 0 olduğunda. Yani x'in bir tanesi 0 x eksenini kestiği yer. Öbürü de nedir? Eksi 1 olarak verilmiş. Eksi 1. Hocam x yerine 0 yazdığımızda y'si kaç geliyor? Y'si. x yerine 0 yazdığımızda y'si 1 geliyor. 1 geldi. Hocam x yerine eksi 1 yazdığımızda x yerine eksi 1 yazdığımızda mesela burada burada da olabilir. x yerine eksi 1 yazdığımızda y de 0 geliyor. Şu şekilde geldi. A ve B noktalarının koordinatlarını bulunuz. Evet biri 0'a 1 biri eksi 1'e 0 noktası oldu arkadaşlar. İşte iki noktada bu yapar. Tamam. Örnek 5'teyiz. Çemberi doğrusun iki noktada kesmesi için arkadaşlar ortak çözümdeki delta'nın büyük sıfır olması lazım. Bir doğruyla bir çemberi kıyaslarken bak şimdi dikkat. Çember ile doğru çember ile doğru kesmezse delta küçük sıfır olur. Çember ile doğru teğet olursa delta eşit sıfır olur. Çember ile doğru iki noktada kesilirse delta büyük sıfır olur. E o zaman deltasına bakacağız. Ortak çözümündekini deltasına bakacağız. Aslında matematik sorusudur. ÖSYM e, bu bilgiyi yani matematik bilgisinde sınavlarında soruyor. Yani şey yapmayın. Y yerine x artı 3 yazsam. X artı 3 yazsam. Burası x artı 1 mi yapıyor? Evet. X kare artı x artı 1'in karesi eşittir r kare. R kare yaptı mı? En geniş tanım aralığı soruluyor. İşte burada ortak çözüm yaptığımızda r'yi bulacağız. R'yi bulduğumuzda da delta'nın Delta büyük sıfır bakacağız. Tamam. Şunu şey yapalım mı? Düzenleyelim mi? X kare artı. Şu ne? X kare artı 2X artı 1 e, eşittir R kare ya. Eksi R kare eşit sıfır yapar. Buradan 2X kare artı 2X artı 1 eksi R kare eşit sıfır yaptı. Şimdi deltasına bakalım. Delta. B kare yani 2'nin karesi. Eksi 4AC A dediğim 2. C dediğim de 1 eksi R kare. İşte bunun büyük sıfır olması lazım. Buradan 4 eksi Şurası kaç yaptı arkadaşım? 8 değil mi? Öbür tarafa atalım. Büyüktür. 8 1 eksi r kare eşit olur. Şunlar şunlar sadeleşti. 2 yaptı. E o zaman burada e, 1 bölü 2 mi yaptı burası? Evet 1 bölü 2 büyüktür. 1 eksi r kare geldi. Buradan da e, r kareyi buraya öbürünü buraya atacak olursam r kare büyüktür. E, 1 eksi 1 bölü 2 1 bölü 2 yapar. E o zaman ne olacak arkadaşlar? R kare büyüktür. 1 bölü 2 ise R yarı çap olduğundan dolayı değil mi? R yarı çap değil mi? e, ee, normalde R'nin ne olması lazım? R büyüktür. 1 bölü kök 2 olması lazım. Bir de küçüktür. Eksi 1 bölü kök 2 olması lazım aslında ama R pozitif olacağını R büyüktür. 1 bölü kök 2 kısmını alırız. O zaman ne olacak? 1 bölü kök 2 ile ne arasında olmak zorunda arkadaşlar? Sonsuz arasında olmak zorunda. Evet. R'nin en geniş aralığı bu oldu. Normalde R kare büyüktür 1 bölü 2 demek R büyüktür 1 bölü 2 ya da R küçüktür eksi 1 bölü kök 2 ama R yarış olduğundan onu yazamıyorum. Normalde 1 bölü kök sonsuz. Bir de eksi 1 bölü kök eksi sonsuz olması lazım ama eksi değerler alamayacağı için sadece cevap bu yapar. Evet örnek 5'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 6'ya. Analitik düzlemde şöyle bir çember verilmiş. Tamam. Çemberini x eşittir 8 doğrusu a ve b noktasında kesmektedir. O orijin olmak üzere. Valla analitik düzlem çizeceğiz galiba. Çünkü orijinden bu orijinden bahsediyor. Özel durumlardan bahsediyor. Hemen çizelim. Şunun merkezi kaça kaç? 5'e 0. Yarı çapı kaç? 5. Merkezi 5'e 0, yarı çapı da 5 olan çemberden bahsediyorum. Şurası 5 birim, 5'e 0 olduğu için. Yarı çapı da 5 olduğu için hop orijinden geçmek zorunda. Şöyle bir çemberden bahsediyoruz. Tamam merkezi 5'e 0, yarı çapı da 5 olan çemberi çizdim. Sonra x eşittir 8 doğrusu. x eşittir 8 doğrusu 5'in 3 birim daha ötesinde. Şurası 8, yani burası 3 birim. Sonra A ve B noktalarında kesmekteymiş bunu. A ve B noktası böyle. A o B üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Bitti gitti kardeşim. Şu x 8 doğrusu zaten şey bu üçgenin alanı isteniyor. Bak şurası kaç yaptı? 8. E hocam bana şuradaki uzunluk lazım. E, çemberde bir kiriş ya bu. Merkezden kiriş çizmiş. İki eş parçaya böler şöyle. En etkili silahımız yarı çaptır. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu da 5'ti. E 3 5 3 4 5 üçgeninden 4 çıkar. E burası da 4. Toplam bu uzunluk 8 yapar. O zaman alan dediğimiz şey ne olacaktır? Taban çarpı yükseklik bölü 2. 8 çarpı 8 bölü 2. 64 bölü 2'den cevap 32 olur. Güzel bir soru. ÖSYM böyle soruları sever. Lütfen dikkat edin. Örnek 6'yı 32 bulduk. Ve böylelikle bu testi de bitirdik. Sırada ne var? ÖSYM tarzı test var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. ÖSYM tarzı test 1'in çözümünde. Çember anlatıyla ile ilgili ÖSYM tarzı test 1 çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.